Burası Gore Adası. Batı Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'ın açıklarında, Atlantik Okyanusu'nda küçük bir ada. Gore'nin kendisi küçük bir ada olsa da insanlık tarihi açısından sembolik önemi oldukça büyük. Adayı bugünkü hüzünlü şöhretine kavuşturansa sömürgeciler tarafından 1780'de inşa edilen köle evleri. Saint-Germain-l'Auxerrois, Castel Villas'ı, De La Pointe Sokağı. Bu isimler Fransa'dan değil, Senegal'in başkenti Dakar açıklarındaki tarihi köle adası Gore'den. 20 milyon Afrikalı'nın köle olarak alınıp satıldığı bu sokaklar bugün hala eski sömürgecilerin isimlerini taşıyor. Dakar limanından yarım saatlik feribot yolculuğuyla ulaşılan Gore Adası, Afrika'nın içlerine kadar uzanan yol ve nehirlerin kesişim noktasında yer aldığı için stratejik konuma sahip. Portekizlilerin 1450'de küçük bir taş kilise inşa ederek yerleşime açtığı ada, 1677'de Fransa'nın kontrolüne geçti. Fransa'nın adadaki hakimiyeti ise 1960'da Senegal'in bağımsızlığını kazanmasına kadar devam etti. Gore Adası, bir zamanlar sömürgecilerin köle ticareti için milyonlarca Afrikalıyı Avrupa'ya transfer ettiği güzergahın en önemli toplanma noktasıydı. Kıtanın batısından getirilen Afrikalılar, yeni dünyaya yapacakları yolculuk öncesi köle evlerinde sağlık durumları, yaş ve boylarına göre birbirlerine zincirlenerek haftalarca bekletiliyordu. Bazıları köle pazarlarından 1 kilo pirinç ya da patates karşılığı satılıyor, bazıları da inşaat ve ev işlerinde çalıştırılıyordu. Köle ticareti öyle bir boyuta ulaşmıştı ki, yalnızca 17 hektarlık Gore Adası'nda 28 köle evi faaliyet gösteriyordu. O evlerden bugün geriye kalan tek köle evinde, Atlantik Okyanusu'na açılan bir insan boyundaki kapı ise, Afrikalıların yeni dünyaya gitmeden önce vatanlarında ayak bastığı son yer oldu. Gore, tarih boyunca neredeyse 20 milyon Afrikalı için adeta özgürlüğün son durağı oldu. Geri dönüşü olmayan kapı olarak da bilinen bu eşik ise Nelson Mandela'dan ABD Başkanı Barack Obama'ya kadar birçok dünya liderini ağırladı. Senegal 1960'da Fransa'dan bağımsızlığını elde etse de ekonomik, kültürel ve siyasi olarak ülkede hala sömürge döneminin izlerine rastlamak mümkün. Bunun en belirgin örneklerinden biri şüphesiz ki bu ada. Zamanında Nantes, Bordeaux, Liverpool, Bristol, Amsterdam ve Lisbon'dan kalkan köle gemilerinin favori uğrak noktası. Bugün de adada çok sayıda sokak, meydan, kafe ve cadde hala köle tüccarlarının isimlerini taşıyor. Bir yıl Senegal valiliği yapan Stanislas de Boufflers, Fransız siyasetçi François Camel, sömürge döneminin denizcisi Louis Malavoy ve daha nicelerinin isimleri hala Gore sokaklarında yaşatılıyor. Son zamanlarda özellikle siyahi Afrikalı George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından dünyanın birçok yerinde sömürge dönemi simgelerine ilişkin hararetli bir tartışma başladı. Bu tartışmalardan nasibini yüzyıllar boyu batılı aktörler tarafından sömürülen Afrika kıtası da aldı. Kıtada birçok ülkede Black Lives Matter temalı eylemler düzenlendi. Bu kapsamda Gore'deki Avrupa Meydanı'nın adı da Bağımsızlık Meydanı olarak değiştirildi. Aslında birçok aktivist, sömürgecilere, köle tüccarlarına ait ne varsa tarih sahnesinden silinmesi gerektiği görüşünde. Onlara göre sokak, meydan isimleri, büstler, heykeller ve daha niceleri ortadan kaldırılmalı. Changer ses noms et valoriser
non zéro. Valoriser nos hommes, valoriser les personnes qui ont œuvré et qui ont travaillé pour ces pays. Et je donne le cas de Accra, la capitale ghanéenne. Aujourd'hui, Accra est une ville où la majeure partie des rues porte les noms de dignitaires africains. Et j'ai été très fier de trouver des noms de certains africains comme Cheikh Anta Diop, comme Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République du Sénégal, qui n'a même pas encore de rue au Sénégal où il habite et où il a exercé ses fonctions en tant que chef d'État. Öte yandan hatırı sayılır sayıda kişi ve yetkili de bu isimlerin ülkelerinin tarihlerini yansıttığını ifade ediyor. Bu simgelerin yaşananların unutulmaması için birer araç işlevi gördüğünü söylüyorlar. Mevcut Gore Belediye Başkanı Augustin Songor da bu görüşte. Et je pense aujourd'hui que ces rues que vous voyez à Gore qui portent des noms qui sont plus européens qu'africains. Ça fait partie de l'histoire de cette île-là qu'on doit conserver pour la communauté internationale qui vient ici. Parce que très souvent, on a ce qu'on appelle les négationnistes. Les négationnistes, c'est ceux qui, parce qu'ils ont un problème de conscience pour ce qui a été fait par leurs aïeux, leurs ancêtres, ils refusent le fait que l'esclavage ait existé. Ils refusent que des Noirs ont été considérés comme des animaux. Donc si on enlève ça, on leur donne raison. Parce que quand un visiteur qui vient de Turquie, qui vient de France, qui vient d'Amérique, qui vient des Antilles, il arrive ici, il voit que tout est effacé. Il va dire, mais on me dit qu'il y avait des esclaves. Où est la maison des esclaves qui le montre? Bunların yanı sıra bu gibi konularda karar vericilerin Gore Adası sakinleri ve Senegalliler olması gerektiği görüşünü savunanlar da var. Senegal'deki postkolonyal dönem üzerine akademik çalışmalar yapan Diora Bigon bunlardan biri. While the message to the world is very clear, what is unclear is that no stakeholder asks the local residents, the day-to-day space users, what do they think about this toponymic globalization and also toponymic fashion, and what is their sense of place? UNESCO koruması altında olan Gore Adası'ndaki sömürge izlerine ilişkin tartışmalar sürüyor. Adadaki gelişmelerin Afrika'nın geri kalanını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.